Oldu saatlerimiz. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberin ikinci dilimine devam edeceğiz şimdi. İkinci dilimde biraz ekonomi konuşmak istedik. Birazdan Doktor Şeref Oğuz bizlerle birlikte olacak. Şimdi niye ekonomi konuşacağız? Önümüz seçim ve çok büyük bir felaket yaşadık. Dolar 19 liranın üstünü şöyle bir test etti, geri gitti. Bir süredir de böyle 19'un üzerine çıkmıyor. Oralarda kalıyor. İyi bir şey bu. Hep kalsın isteriz. Ama kalır mı? Yoksa ne bekliyor bizi? Hem seçime kadar hem seçimden sonra gram altında da önemli bir yükseliş var. Batan bankalar var Amerika'da, burada değil. Avrupa'da da batması muhtemel bankalardan bahsediliyor. Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz geldiler. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkür ederim. Ne oluyor? Şöyle Türkiye ile başlayalım. Bir, evet. Bu doların bu 19'un üstünü test etmesi ama tekrar geri gitmesi. Hep oralarda böyle bir takıldı. Çünkü oradaki döviz fay hattı stres topluyor. Biraz son zamanlardaki deprem jargonuyla konuşalım. Çünkü baskı altında. Çünkü biz kur korumalı mevduatın döviz balataları eskisi kadar sağlam ve şey değil, ödediğimiz maliyete nazaran. Bir de Merkez Bankası şu anda kuru seçime kadar tutulacak. Onu bir kere söyleyelim. Seçime yani, kadar kur tutuluyor diye düşünüyorum. Tutuluyor, evet tutuluyor. Ama tutulmanın maliyeti giderek de artıyor. Neden artıyor? Çünkü insanların bu kur korumalı mevduattan beklentileri yukarıya doğru gitmiş durumda. Ve başka alternatiflere de yönelebilir miyiz noktasında. Aslında kur korumalı mevduat bir bakıma koruyor ama yetmiyor. Çok fazla para basıldığından dolayı gelen paranın borsanın getirdiği cazibe de var. Ve Merkez Bankası kuru şu anda satarak, döviz satarak açıkçası baskılamaya çalışıyor. 8,5-9 milyar dolarlık bir satış söz konusu oldu. Ve 19'u test etmesinin sebebi işte bu kırılma noktasına gidecek mi gitmeyecek noktasında ama bu fay hattı şeyden önce kırılmayacak, seçimden önce kırılmayacak. Seçimden sonra kimin kazanırsa kazansın mutlaka kurla ilgili bir düzeltmenin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü ihracatçı da bundan rahatsız. Aynı zamanda kur da durumdan rahatsız. Yani ihracatçı bu kuru düşük buluyor değil mi? Öyle çok söylüyorlar. Düşük buluyor. Çok düşük buluyor. Söyledikleri 8 liradan 18 liraya çıkmış bir kura şu anda düşük diyoruz. Evet, düşük. Ne bunun hakkı? Enflasyon. Şimdi bak sektörlere göre değişmek kaydıyla tekstilci diyor ki Avrupa Birliği'ne satışlarda, gümrük birliği satışlar, ülkelerine satışlarda uzak doğu ülkelerine göre benim malım diyor %40-45 oranında pahalı hale geldi. Çünkü içeride maliyetlerim döviz yüzünden artıyor ama ben diyor bununla ilgili olarak bu kurla olmaz. Peki ne yapmamız lazım? Bizi biraz kuru yükseltirseniz diyor. Ben aradaki farkı %20'lere falan indirirsem ben onunla baş edebilirim. Çünkü uzak doğudan daha yakınım. Daha kaliteli üretiyorum. Tedarik sürelerim kısa. Stok tutmak zorunda değiller. Bir sürü avantajı var Türkiye'nin. Yani üretim avantajlarımız var Allah'a şükür. Çünkü Türkiye, lojistik avantajlarımız var. Bir de ayrıca kalite avantajları. Hakikaten Türkiye üreten yavaş yavaş da nicelikten niteliğe doğru da bir geçişi de var. Bu görünmeyen tarafımız. Ama diyor bazı sektörler diyor 27 lira da olsa diyor ben ucucu ancak bunu getirebilirim. Hükümet de diyor ki hani size imtiyazlı bir kur verelim hani noktasında bir hareket oldu. O da yetmiyor %2-3'lük bir fark yetmiyor. Bu aradaki farkın daha da kapatılması gerekiyor. Bu ihracatçının isteği. Hükümet de diyor ki ben onu artırırsam Türkiye'deki kur geçişkenliği enflasyonun en büyük belirleyicisi. Yani enflasyonun yukarıya doğru çıkışında kur inanılmaz bir belirleyici. Hemen fiyatlar etkiliyor. Niye? Çünkü Türkiye inanılmaz bir şekilde dışarıya bağlı. Yani sadece domatesin 13 faktöründe dolara bağlısın kardeşim. Üretiminde 100 birim ihracat edebilmek için 70-80 bazı şeylerde 60-70-80 civarında da ithalat yapıyorsun. Ve genellikle bu çerçeve içerisinde eğer sen girdilerin artıyor fakat buna rağmen çıktı noktasında biraz da avantaj sağlamıyorsun. Onda diyor ki biraz daha yüksek kur benim işime yarar. Nedir buradan kastımız? Ne kadar yüksek kur? Bir de şöyle söyleyeyim. Hem ne kadar yüksek kur hem de ne zaman? Yani seçimden sonra mesela şu çok konuşuldu hocam. Ya Aralık ayında işte doları 23 lirayla kapatacağız. Yeni yıla şu kadarla gireceğiz. Olmadı öyle bir şey. Çünkü
kur konusunda hükümetin bir tutumu var. Bir kararlılığı var. Benim için enflasyonu aşağı çıkarmak için elimdeki tek enstrüman kuru artırmamak. Başka türlü enflasyonla mücadele edemiyorum. Ne demektir enflasyonla mücadele? Kemer sıkma, ücretleri dondurma. Mesela asgari ücrete böyle fiyakalı zamlar verememek. Taban fiyatını o kadar yüksek tutamamak. Çok fazla böyle sosyal paket açıklayamıyorsun ki seçim ekonomisi içerisinde bunlar iktidara puan kaybettirici şeylerdir. Yapabildiğim tek şey kuru tutarak enflasyonun çok fazla zıplamasını önlemek. Üstelik bunlar olurken başka bir şey daha oldu Türkiye'de. İşte o bölgede gittin gördün. Deprem denen bir gerçeğimiz var. O gerçeği içerisinde ben de oradaydım. Yıkılan fabrikalar, kaybedilen üretim. Yani sadece fabrikalar değil fakat aynı zamanda köylerdeki gördüğümüz manzarada bir inek bir fabrika oradaki insan için. O da üretimden düştü. Türkiye ekonomisinin araç bakımından %10'u, tarım bakımından %10'u, sanayi bakımından %10'u ortalama 10-10,5 civarı. Bir tek nüfus bakımında %13,5 civarındaki bölgedeki bu kayıpları da enflasyona 20-30 puan bir ilave yapacağı bir noktada bir de kurdan dayak yemeyelim. Hükümetin de tutumu bu. Bunun için de neyse yapıyoruz. Zaten şeye maliyet ödüyoruz. Kur korumalı mevduata bir maliyet ödeniyor. Niye? Merkez Bankası ayrı ödüyor. Hazine ayrı ödüyor. Ona rağmen bizim tutabildiğimiz noktada bana göre buraya kadar da iyi geldik. Ama şu da bir gerçek. Herkes de bunu söylüyor. Ya bu kur bir yerde ne zaman kırılır? Kırılır ve seçimden sonra ne olur diye sormuştuk. Seçimden sonra şu. Kazanan kim olursa olsun mutlaka bir para politikasında bir makas değişikliğine gitmek durumunda. Nedir bu makas değişikliği? Bu parasal genişleme dediğimiz yapı bir kere seçim için artık vaatlerin gittiği zaten deprem paketleri sebebiyle aktarılan paranın da geri toplama süreci olacak. Tıpkı dünyada olduğu gibi. O çerçevede bir para politikası, belki bağımsız bir merkez bankası üzerinden faizler şu anda biliyorsunuz faizler artırılamaz diye bir NAS'a gömdük biz bunu. Artık o NAS'lık falan ister AK Parti kazansın, AK Parti yani Millet Koalisyonu, Cumhur Koalisyonu bir ittifakı kazansın, ister öbürleri kazansın. Bunu da dönüştürmek durumundalar. Neden? Artık heterodoks dediğimiz uygulanan bildik politikaların dışındaki adımların terk edileceği. En azından Cumhur İttifakı devam etse de mi terk edileceği? Cumhur İttifakı kazansa bile devam edeceğini ısrarla söylemelerine rağmen teknik olarak artık mümkün olamayacağından dolayı yumuşama yapmak zorunda. Ama Millet İttifakı zaten bunu kaldıracağını, ortodoks politikalara döneceğini... Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor geriden. Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası için yeniden hani görevden alınan... Yani Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa bu arada bu isimler geçiyor. Merkez Bankası için ben konuşuyorum. Evet, evet. Kim kazanırsa kazansın ama tabii Türkiye'nin entelektüel zenginliği onlarla da ibaret değil. Açıkçası çok fazla yetenekli ekonomistlerimiz var. Merkez bankacılarımız siz var. Siz o zaman şöyle iktidar devam etse de para politikasında ciddi bir değişiklik değişikliğe bekliyorsunuz. Gitmek zorunda. Çünkü mevcut sistemde... Bunu nasıl izah ederler diye soracağım. İzah etmene gerek olmayacak ama seçim kazandıkları şimdi için hangi zaten. Hangi heterodoksu izah ettik mi? Şöyle izah ettik. Bir izah getiririm de izahın hayatla örtüşmesini nasıl? Heterodoksu niye getirdik biz? Cari fazla vereceğiz. Çünkü Türkiye'nin en büyük baş belası cari fazla vermek. Cari açıktan çok dayak yediğimiz zamanları hatırla. Hani kırılgan ülke falan olduk. Cari fazla vereceğiz dedik. İstihdam artacaktı, üretim artacaktı, büyüme artacaktı. Bütün bunların çerçevesinde tersi oldu. Cari fazla derken cari açık rekorları kırdık. Demek ki o sistem vaat ettiklerini hayata geçiremedi. Şimdi bize lazım olan daha böyle anlaşılabilir, daha kabul edilebilir, piyasa dostu bir para politikası ve şunu da görüyorum. Anadolu'da inanılmaz bir üretim var. Bakın depreme rağmen. Evet evet. Yani hakikaten bu arada üretim politikası oldu. Ve sanayide bir şey bundan 20 sene önce Anadolu kaplanları kavramını hep geliştiriyordum. O zaman hatırlıyorum. Anadolu'yu dolaşıp falan. O zaman nicelik hareketiydi 90'lı yıllarda. Yoktu ama bir şeyler üretmeye başlamıştık. Gaziantep bir elips şeklinde Türkiye'yi düşünürsek elipsin iki tane odağı olur malum. Doğudaki Gaziantep buradaki Denizli diye yükselen bir Anadolu sermayesi vardı. Konya vesaire. Ama bu sefer gene Anadolu'yu dolaşıyoruz. Gitmediğimiz organize sanayi bölgesi, fabrika vesaire yok. Bu sefer nitelik üzerine gelmeye başladı. Kimi sorsak lafa ben diyor kilogramı şuraya çıkar, şuradan şuraya çıkardım. Ben de savunma sanayine öyle parçalar yapıyorum ki sadece Türkiye değil yurt dışındakilere şöyle şöyle kazanımlar Türkiye'ye
kazanımlar getiriyorum. Şimdi ihracatın normalde kur sebebiyle, Avrupa'daki durgunluk sebebiyle, dünyadaki bu biraz ne bileyim olumsuz hava sebebiyle aşağı düşüp rekorlardan geri düştüğü bir dönemde biz şimdi bu nitelikle kapatma noktasındayız. Ama yeter ki biz ihracatçının söylediklerini ciddiye alalım. İhracatçı eğer ağlıyorsa bu Türkiye'nin yakın gelecekte ağlıyor olabileceğini de gösterebilir. Seçimden ne kadar sonra nasıl bir beklentiniz var? Benim somut söyleyelim. Seçimden sonra... Böyle bir not düşelim tarihe. Tabii düşelim. Seçimden sonra mezbatal alalım hükümet yeniden yaptıktan sonra birinci maddesi ekonomidir. Tamam. Ekonomidir. Yani bu da bir ayı bulmaz. Hayır, kuru ne bekliyorsunuz? Yani bir ay sonra. Seçimden bir ay sonra kuru var. Değişir mi? Tabii değişir. Bir ay sonra. Seçimden bir ay sonra değişir. Çünkü ne kadar değişir? Yani mesela şu anda 19'lar civarında barajlandı ya, 24-25'lerle... O kadar değişir. O bir şey değil gene. Daha yukarısı da olabilir. Eğer bununla ilgili olarak bu kadar seçim ekonomisi harcadığın para, o paranın nereye park edeceğin, borsanın hangi bir seyir izleyeceğini göz önüne alırsan, bu daha da büyük yerlere gidebilir ama onun daha fazlasına da izin vermeyecek bir para politikası. Aslında sebep ne biliyor musunuz? Piyasaya güven veren bir iktidar, söylediği sözlerin arkasında duracağı izlenimi uyandıran bir iktidar. Bunu toparlar. Bir başka bir şey var. Eğer şey değişirse, iktidar değişirse de şöyle de bir beklenti oluştu piyasada. CDS dediğimiz ülke risk puanlarının sapır sapır aşağı geleceği. Türkiye'ye bir kaynak aktarımı olacağı. Tabii kaynak aktarımı eğer Millet İttifakı kazanırsa sadece o kazandığından dolayı değil, fakat aynı zamanda hukuki reform, hani yapılma sözü edilen de yapılmayan hukuki adımlar atılacağı noktasında Türkiye'ye müthiş bir sermaye girişi de söz konusu olabilir. Sıcak paradan yanı sıra doğrudan yabancı yatırım girmesi hareketleri başlarsa kur daha da yukarı gitmeyebilir. Yani 30'ları bulmaz, 20-25'ler, 25-27 civarında kalabilir. Cevabım budur. Borsada niye böyle bir gerileme var? Amerika'da batan bankalarla ilişkisi var mı? Açıkçası yok. Bu yok. Bizim kendi oyunumuz. Şu var. Borsada bir ralli, seçim rallisi olması gayet doğal. Çünkü o kadar çok para piyasaya sürdük ki bunun gideceği nokta, arkasından enflasyon kovalayan bir paranın gideceği yerler belli. Mesela altının da yavaş yavaş başını yukarıya doğru çıkarması. Hani gidip bu düşük faizlerle mevduat yapacak halin yok. Çünkü negatif reel faiz çok yüksek hala. Bankaya götürdüğün zaman enflasyon bunu eritecekse bunu eritmeyecek güven liman arıyorsun ve borsa en kolay bulu. Fakat borsaya giden yatırımcıların da bir tutumu var kardeşim. Ben geldim, benim %10'um nerede diye. %10'a gidiyorlar. Bugün %10 kazandım, yarın da %10 istiyorum. Ertesi gün de istiyorum. Ben de diyorum ki bu %10 aşkını eğer tutanlar, ayrılıklar da aşka dairdir. Bu geriye de gidebilir. Bir de borsa oyun alanı gibi görüyor. Halbuki orada bir şirketi ortak olduğu anlayışına gelinse... İnanın Türkiye borsadan çok fazla ekmek yiyebilir, ekonomi fon oluşturabilir vesaire. Ama şu var, bazı Z kuşağı da borsaya günlük harçlığını çıkarmak için geliyor. Yani açıkçası kurumsal yatırımcı kültürü olmadığından dolayı el yordamıyla biraz deniyoruz. Kumar oynuyor gibi. Tabii kumar gibi yani. İşte kumar gibi bakıyor. Sonra hızlı hareket çekilir, içinden çıkıyor. Kardeşim biraz kalsaydın. Eğer diyorum iniş çıkışlara psikolojik olarak hazır değilsen borsaya girme. Peki hala bizim borsamız ucuz diyor musunuz? Çok. Hala çok ucuz. Hala gidecek çok fazla yeri var. Yabancıların terk ettiği bir noktada söyleniyor ki işte efendim bunlar iflah olmaz. Hayır, aksine bunlar geri de gelebilir. Türkiye'nin hem şirketleri... Geri gelirse çok başka bir yere taşınır. Evet, bir rekorlara da gidebilir. Yeni rekorları kıracağımdan eminim. Ya borsada. Seçimden sonra mı? Seçim sürecinde de olabilir. Olabilir. Ya borsa hala ucuz diyor. Borsa hala ucuz ama aradaki iniş çıkışları sormuştunuz. Onda kar realizasyonu. Bir de açıkçası gelen yatırımcıları ne yazık ki silkeleme denen tabiri kullanmak durumundayım burada. Bağışlasın izleyiciler ama silkeleme noktasında kar satışları vesaireyle oluyor. Yani ne yazık ki yatırım kültürü gelişmediği bir borsada bu tür iniş çıkışlar normal. Bir de bazıları var, hisse senedine bir şey gibi, nas gibi sarılıyor. Mesela Sasaniler tarikatı, Hektaşiler tarikatlarından söz ediliyor. Yani elindeki hisse senedinin sahibinden daha fazla bunun yukarı niye çıkmadığı noktasında heyecanlı insanlarımız var. Ama Z kuşağının bir farkını da pozitif anlamda söyleyeyim. Yeni gelen gençler de araştırıyorlar artık. Ya şimdi gülümsedim ben. Siz niye gülümsediğimi anlamamış olursunuz. Kadir diyor ki yönetmenim borsaya giriyoruz o zaman. Tamam dedi sizi dinlerken.
yatırım tavsiyesi değil Kadir'cim bu. Asla. Biz onun profesyonelleri var. Biz burada genel trendleri altın ve ekonomi... Altın gidecek mi daha yukarıya? Altın tabii gidecek. Çünkü altın biliyorsunuz aynı zamanda ekonominin güvensizlik endeksidir. Hı hı. Ne zaman gerilim artarsa sadece Türkiye'deki enflasyon dolara vesaire... Bağlı, dolara bağlı hareketi var. Üstelik Çin ile Amerika arasındaki özellikle bu son banka batışların arkasındaki kaotik durumlar... O bankalar niye battı hocam? Şöyle söyleyeyim. Bazıları kötü yönetimden battı. Yani deprem değil bina öldürür ya. Finansal çalkantı değil kötü finans yönetimi öldürür. Bir ikincisi özellikle Silikon Vadisi Bankası'nın batmasının sebebi de çok fazla kaynak harcadı, arkasını dolduramadı. Hmm. Ve insanlar da zaten o bankada insanlar sadece fonlamıyor. Onlar da yapıları gereği maaşını da orada tutuyor, kredisini de orada tutuyor, mevduatını da orada tutuyor. Ve beklentilerin biraz geriye düşmesi sebebiyle hızla çekiş başlayınca herkes parasını çekmeye... Devam eder mi? Çok tedbir alındı. Yani 2008 yılında kriz çıktığı zaman, mortgage krizine çıktığı zaman hafife alındı önce. Ve zannedildi ki bunlar geçicidir. Sonra anlaşıldı ki değil ve 700 milyar dolarlık kurtarma paketine rağmen bu indirilemedi. Ve bir tsunamiye dönüştü. Okyanusu karşıya geçti, Avrupa Birliği'ni etkiledi. Türkiye bile bundan hani o zaman başbakandı, teğet geçeceğe rağmen %4,5-5 arasında bir küçülmeyi de beraberinde getirdi. Bu seferki o kadar kalmasa bile ama tedirginliğe yetti. Çünkü banka tamamen güven üzerine kurulan bir mekanizma olduğundan dolayı acaba buraya gelebilir mi diye. Bu arada Amerika batarsa batsın diyen bazı enteresan insanlar da ortalıkta dolaşmaya başladı ama şunu söylemek söz konusu, eğer söz konusu finansa, Amerika batarsa finans okyanusu taşar. Bizi de o tsunami etkiler. Zaten onu anlamak mümkün değil. Avrupa Birliği dağılırsa dağılsın da var ya böyle yani. Dağılırsa o hepimizi etkiler. Hani böyle bir fıkra var. Tarafı. Karadeniz'den, Trabzon'dan İstanbul'a eskiden vapur vardı. Vapurun Sinop'un önünde çok dalgalar oluyordu ve bir ara bir tehlike sinyali verdi. Kaptan dedi ki herkes can yeleklerini giysin. Bir panik havası doluştu. Sonra orada kamarotlara görev verdi. Kardeşim gidin şunları sakinleştirin böyle falan. Sonra bir tane anlatılır bu fıkra ya da değil bilmiyorum. Ya batarsa batsın babanın gemisi midir? Niye bu kadar dert ediyorsun diyor. Yani güzel. İçinde olduğunu unutarak. İçinde olduğunu unutarak. Çok haklısınız. İçinde olduğumuzu unutmayalım efendim. Dünyanın bir parçasıyız. Dolayısıyla yaşanan her gelişme hepimizi bir şekilde etkiliyor. Sağ olun. Teşekkürler.